NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ayrıntılara geçmeden önce günün en sıcak başlıklarına göz atacağız. Kuvvetli rüzgar, yağış ve hortum. Meteoroloji 28 kent için fırtına uyarısı yaptı. O iller arasında İstanbul'da var. Rüzgar etkisini göstermeye başladı. Canlı bağlantılarla son durumu ekrana taşıyacağız. Rusya-Ukrayna savaşında cephe hareketli. Ukrayna, Rus işgali altındaki Melitopol'de Rus güçlerine ait bir kışlayı füzelerle hedef aldı. Son gelişmeleri Kiev'den canlı bağlantıyla alacağız. Ve Dünya Kupası'nda Fas'ın sürpriz başarısı konuşuluyor. İspanya'nın ardından Portekiz'i de eleyen Fas adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika takımı oldu. Son Dünya Kupası'na katılan Ronaldo sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Yarı finaller öncesi son durumu spor servisinden Numan Gülşen'le konuşacağız. NTV ekranında 13 bülteni başlıyor. Evet, bahsettik Marmara bölgesi için fırtına uyarısı var. AFAD İstanbul'da yaşayanlara uyarı mesajı gönderdi. Bursa ve Çanakkale'de fırtına etkili oluyor. Fırtına öncesi sadece Marmara bölgesiyle sınırlı değil. İzmir'de de deniz ulaşımı aksıyor. Önce İstanbul'daki durumu NTV ekibinden Baran Bila aktaracak. Bursa'da DEHA muhabiri Esra Türker de yayına hazır. İstanbul'a Baran Bila'ya gideceğiz. Baran Bila, neredesin ve son durum nedir orada? Şu an Bebek sahilindeyiz. Son yarım saat, bir saat içerisinde İstanbul'da rüzgarın şiddeti iyice kuvvetlendi. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyordu. Ancak şöyle son bir saattir iyice artık lodos etkisini hissettiriyor. Şu an Bebek'teyiz. İptal edilen seferler var. Vapur seferleri, hemen bunlardan bahsedelim. Aşiyan'dayız, hemen gerimizdeki iskeleden. Örneğin Anadolu Hisarı ve Küçük Su'ya ring seferler gerçekleştirilemiyor. Öte yandan Avcılar Bostancı ile Avcılar Bakırköy, Kadıköy seferlerinde de yine aksamalar yaşanmakta, iptal edilen seferler oldu. İdo'da da iptaller var. Yalova ve Pendik'te, Pendik Yalova arasında da zaman zaman seferlerin iptal edildiği bilgisi geliyor. Yine Kadıköy'deki İdo seferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Dün hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, hem İstanbul Valiliği'nden, hem de AFAD'dan açıklamalar gelmişti arka arkaya. Uyarılar yapılmıştı. İstanbul'da lodosun şiddetinin saatte 80 ila 100 kilometreyi bulabileceği ifade edilmişti. Şu anda da dediğimiz gibi artık iyice rüzgar kuvvetli. Bu yüzden önlem almakta fayda var. Uyarılar vardı, hatırlatalım. Çatı uçması, direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesine karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. Sadece İstanbul'da değil, Trakya'da da ve Kocaeli'de de, Sakarya'da da 80 kilometreye yaklaşan bir rüzgar hızı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son gelişmeyi İstanbul'dan Lodos'la ilgili bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, Baran Bila İstanbul'daki son durumu aktardı. Lodos Güney Marmara'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Hem Bursa hem de Çanakkale'de rüzgarın hızı zaman zaman şiddetleniyor. Bölgedeki feribot seferleri de iptal edildi. Son durumu DEHA muhabiri Esra Türker bize aktaracak. Esra, seni dinliyoruz. Bursa'da lodos dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İki gündür de aralıklarla devam ediyor. Şu anda etkisini yitirmiş gibi gözükse de bu saate kadar saatteki hızı 60 kilometreye ulaştı. Meteoroloji yetkilileriyle yaptığımız görüşmede akşam saatlerine doğru lodosun saatteki hızının 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydettiler. Bursa Valiliği de turuncu kodlu bir uyarı yayınlamıştı. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada lodosun saatteki hızının 50 ila 100 kilometre arasında değişmesinin beklediği kaydedilmişti. Bursa Valiliği'nden turuncu kodla yayınlanan uyarıda da lodosa bağlı olarak ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, doğalgaz ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı. Nitekim gece saatlerinde Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerindeki bir ağaç lodos nedeniyle gövdesinden kırıldı.
çağrılarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçsa itfaiye ekiplerince kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı. Şu anda Lodos'a bağlı olarak hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 16, en yüksekse 23 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Lodos'un yarın gece yarısına kadar Bursa'da etkili olacağını söylediler. Salı gününden itibaren ise Bursa'da sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli Lodos'la haftaya başlayacak olan Bursalıları sağanak yağışlı bir hafta bekliyor ve hava sıcaklıklarında da bir düşüş kaydedilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Bursa'da da durum bu. Sobalı evlerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Sevgili seyirciler, EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Pazartesi günü gerçekleştirecek kabine toplantısında EYT düzenlemesinin de masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısının adresi Beştepe olacak. EYT düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor. EYT ilişkin son verilerinin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında. Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve dışında süren terörle mücadele operasyonlarının da kabinenin önemli başlıkları arasında olması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri, Sağlık ve Aile Bakanlarının bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik "hepiniz Amerika'nın çocuklarısınız" sözleri Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmaları beraberinde getirdi. Milletvekilleri arasında da arbede yaşandı. Muhalefet 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı da hedef aldı. Bakan Yanık'ın istifası istendi. Karton dövizler havalarda uçuştu. AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi, sert arbede yaşandı. Görüntüler İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'ndan. Soylu'nun muhalefete yönelik "ABD'nin çocuklarısınız" sözleri genel kurul salonunda tansiyonu yükseltti. Uyuşturucu parasıyla, kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar, iftirasını size attırmayız. Bedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu sözlerin ardından ayağa kalkan CHP'li milletvekilleri yanlarında getirdiği karton pankartları Soylu'ya AK Parti sıralarını fırlattı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Partili vekiller Süleyman Soylu'nun önünde set oluşturdu. Allah'a şükürler olsun ki bir kere bile emperyalizmin kelepçesine kendimizi kaptırmadık. Bu ithamı aynı ile iade ediyorum. 1 Mart tezkeresine evet diyen mi Amerikancıdır, hayır diyen mi Amerikancıdır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bütçe konuşması sırasında da gerginlik vardı. Muhalefet partileri 6 yaşındaki çocuğa taciz olayında bakanlığın ihmali olduğu gerekçesiyle Yanık'ı istifaya çağırdı. Muhalefet vekilleri Yanık konuşurken arkasını döndü. Bugün bizi itham edenler kendi teşkilatlarının içerisinde onlarca tacize, istismara sessiz kaldı. Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar, kendi sicillerini bugün bu bağırışla örtemeyecekler. Siz önce dönün sessiz kaldığınız kendi içinizdeki tacizlere, tecavüzlere bakın. Sizin söyleyecek tek cümleniz yok. Kandil baronlarının el ele göz göze oturduğu 10 yaşında 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar gelip burada bana ahlak dersi vermesin. Tartışmaların ardından İçişleri, Aile ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.
6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin son gelişmelerle devam edeceğiz. 2012'de takipsizlikle sonuçlanan ilk soruşturmada savcının mağdurun rızasına atıfta bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 3 sanık hakkında 2 kez tutuklama talebinde bulunuldu ancak bunun reddedildiği anlaşıldı. 6 yaşında evlilik skandalında mağdurun yaşının tespitiyle ilgili 10 yıl önce açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Savcının kararında mağdurun rızasına ve karı koca hayatına atıf yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 2004 yılında 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi. Bugün 24 yaşında olan HKG şikayetçi oldu. İddianamede Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in çocuğa cinsel istismar suçunu zincirleme olarak işledikleri öne sürüldü. 6 yaşında evlilik skandalıyla ilgili ikinci bir soruşturma daha var. HKG 14 yaşındayken hastaneye gitti ve doktorun şüphelenmesiyle polis çağrıldı. O dönem dosyaya bakan savcı kemik testine dayanarak kızın 18 yaşını bitirdiğini işaret etti. Ailesinin ve kendisinin rızasıyla Kadir İstekli ile birlikte olduklarına atıf yaparak takipsizlik kararı verdi. Ancak mağdur kızın 2012'deki kemik testinde resmi belgede sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. 14 yaşında olan kızın kemik testine başka birinin sokulduğu ve 21 yaşındaymış gibi gösterildiği iddianameye yansıdı. 6 yaşında evlilik haberinin gündem olmasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 yıl önce takipsizlik kararı veren o savcı hakkında inceleme başlattı. Cinsel istismar davası 22 Mayıs'ta Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. HGK'nin 2021'de boşandığı eşi Kadir İstekli hakkında 67 yıl, ebeveynleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor. Savcılığın 3 sanığı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği ancak talebinin reddedildiği anlaşıldı. Savcılık kararı itiraz etti. Ancak bu itiraz da reddedildi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik karar alınmadı. Milli Eğitim Bakanlığı 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada mesaj yayınlayan okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sosyal medyada olayın iftira olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı. Sakarya'da 18 gün önce kaybolan Fatma Abdullah'ın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. 23 Kasım'da Fatma Abdullah hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmıştı. O günden itibaren kayıp kadını bulmak için polis çalışma başlattı. Kentteki güvenlik kameraları kayıtları incelendi. Kadının son olarak Sakarya Nehri'ne girdiği tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda kadının cansız bedeni bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını söyledi. SMA tedavisiyle ilgili de konuşan Koca'nın gündemindeki bir diğer konu da ilaç tedarikiydi. Sorunun farkındayız, çözümümüz var dedi. 85 yaşından büyüklerimizin yani yaş alan çınarlarımızın her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulamasını böyle duyurdu. Mecliste bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunda konuşan Bakan Koca, kamuoyunun gündeminde olan SMA hastalığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı dedi. Geçen yılın sonunda başlayan SMA tarama programıyla evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi,
Bu yılın Mayıs ayında başlayan tarama programıyla da yeni doğan 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı. Kamuoyunun gündemine çokça gelen bir konu da gen tedavisi olarak bilinen yeni bir uygulama. Bilim kurulunun yeterli kanıt oluştuğunu ifade etmesi halinde bu tedaviyi de programa almaktan çekinmeyiz. Ancak yavrularımızın hayatını, ailelerimizin umutlarını ise kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Bakan Koca'nın gündemindeki bir diğer konu da ilaç tedariğiydi. Gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça üretim ve stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen sağlık çalışanlarına da müjde verdi. İlan edilen 85 bin personelden 42 bin 500'ünün atamasının yapılacağını açıkladı. Rusya-Ukrayna çatışmalarındaki son duruma bakacağız. Dün gece Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Melitopol kentindeki bir kışlayı uzun menzilli füzelerle vurduğu haberi geldi. Ayrıntıları almak üzere gazeteci Deniz Berktay karşımızda. Geçen hafta Ukrayna Rus topraklarındaki askeri hedeflere saldırılar düzenlemişti. Bu kez Rus işgali altındaki bir bölgenin vurulduğu haberi geldi. Nedir son durum Deniz Berktay? Evet, şimdi iki noktaya başlıca saldırı düzenlenmiş durumda. Rusların işgali altında bulunan bir Zaporojye ilinin Melitopol ilçesi, Melitopol Azak Denizi kıyısında son derece stratejik konuma sahip olan bir yer. İkincisi ise Rusların 2014 yılında ele geçirmiş oldukları Kırım Yarımadası'na yine dün Ukraynalılar saldırı düzenlediler. Melitopol'e düzenlenen saldırı füze saldırısı Ukrayna'nın Amerika'dan almış olduğu HIMARS füzeleriyle düzenlendi ve Ukraynalı yetkililer dün gece Melitopol'e gerçekleştirilen saldırıda sadece Melitopol'de 200 civarında Rus askerinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Diğer taraftan ayrıca Rusya'nın 2014 yılında ele geçirdiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda da dün yine bir yangın meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Kırım'ın Sovyetskoye köyü yakınlarında bir askeri kışlada yangın çıktı ve burada da iki askerin hayatını kaybettiği ve kışlanın tahliye edildiği ifade ediliyor. Ve bu yangını, bu sabotajı Kırım'da son zamanlarda faaliyetlerini artıran bir partizan örgütü üstlenmiş durumda. Bu örgütün orijinal adı da Ateş. Bu örgüt Kırım Tatarları ve Kırım'da bulunan etnik Ukraynalılar tarafından kurulmuş ve kurulan ve desteklenen bir örgüt. Daha önceden Kırım'da Ruslara karşı direniş örgütleri vardı fakat bunlar faaliyeti geçemiyordu. Çünkü Kırım'ın yani çatışmalar Kırım'ın çok uzağındaydı. Bir açık Rus-Ukrayna savaşı, Rus-Ukrayna savaşından çekiniliyordu. Fakat şimdi Ukrayna kuvvetleri Kırım Yarımadası'nın bulunduğu bölgeye yaklaştıkça Kırım'daki sabotaj faaliyetleri de bu tarz partizan grupların sabotaj faaliyetlerinin de arttığını görüyoruz. Öbür taraftan Ruslar da Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırılarına devam ettiler dün. Bunlar özellikle kuzeydeki Rus sınırında bulunan Sumi iline hedef alıyordu ve güneydeki Odessa iline hedef aldı. Odessa'da elektrik sistemlerinin tamamen çöktüğü söyleniyor ve elektrik sistemlerinin tamamen normale dönmesinin 2 ila 3 ayı alabileceği söyleniyor. O nedenle Ukraynalı yetkililer Odessa'da yaşayanlardan elektrik sıkıntılarına daha fazla tahammül etmek istemeyen varsa şehirden ayrılmalarını tavsiye ediyor. Odessa'nın iki temel özelliği var. Bir, Ukrayna'nın başlıca liman şehri olması. İkincisi ise Romanya'dan Ukrayna'ya gelen silah ve diğer malzeme desteğinin geçtiği yer olması. Buradaki elektrik sistemlerini Ruslar çökerterek Romanya'dan ve bu arada elektrikli çalışıyor ve Ruslar buradaki elektrik sistemini çökerterek böylelikle Romanya'dan Ukrayna'ya sevkiyat yapılmasına engel olmuş oluyor. Gelişmeler bu şekilde. Deniz Berktay Kiev'den bildirdi. Güney Asya ülkesi Bangladeş'in başkenti Dhaka muhalefet partisinin geniş çaplı mitingine sahne oldu. On binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. On binlerce kişi sokağa çıktı, hükümet istifa sloganları atıldı. Görüntüler Bangladeş'in başkenti Dhaka'dan.
ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi öncülüğünde hükümet karşıtları miting düzenledi. Gösterilerin fitilini geçen salı günü güvenlik güçlerinin ana muhalefet partisi merkezine baskın yapması ateşledi. Baskında ölen ve yaralananlar oldu. Partinin üst düzey yöneticileri toplumu şiddete teşvik etmek suçundan gözaltına alındı. 30 Kasım'dan bu yana 2000 dolayında aktivist ve muhalefet partisi destekçisinin tutuklandığı belirtiliyor. Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Bangladeş'te yaşanan siyasi kaos, Birleşmiş Milletler ve batılı ülkeleri de endişelendiriyor. Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olan Bangladeş, Başbakan Şeyh Hasina Vecid liderliğinde son dönemde yüzünü Çin'e doğru çevirmiş durumda. Muhalefet ülke çapında gösteriler düzenleyerek Başbakan Hasina yönetiminin istifasını ve yeniden seçim yapılmasını istiyor. Almanya'da annesini öldürdükten sonra iki kişiyi de rehin alan bir kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Olay Dresden kentinde yaşandı. 40 yaşındaki bir adamın annesini öldürdükten sonra kent merkezine gittiği bildirildi. Daha sonra ise yerel bir radyo istasyonuna girerek etrafa rastgele ateş açtı. Ardından kaçtığı alışveriş merkezinde ise iki kişiyi rehin aldı. Alışveriş merkezi ve çevresi tahliye edildi. Dresden polisi rehinelerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Saldırganın ise rehinelerin kurtarılması için düzenlenen operasyon sırasında aldığı yaralardan öldüğü belirtildi. Adamın tek başına hareket ettiği açıklandı. Türkiye'nin yerli aracı TOK ilk kez başkent sokaklarında yolculuğa çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe görüşmeleri için meclise TOK'la gitti. Yerli otomobil mecliste yoğun ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOK'un sürücü koltuğuna oturdu. Yerli otomobil ilk kez Ankara sokaklarında yolculuğa çıktı. TOG'un varış noktası ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Mecliste pazar mesaisi bir sürprizle başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının genel kuruldaki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOG ile geldi. TOG'dan rica ettik. Bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün meclisimize TOG'la Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. Biz de bugün işte Türkiye'nin otomobilini TOG'u tekrar meclise getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Bakan Varank, muhalefetin çağrısına uymak amacıyla meclise TOG'la geldiğini söyledi. Aslında Plan Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar başkanım. Dediler ki madem TOG var niye onunla gelmedin diye. Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun bir şekilde TOG'u buraya getirdik. Gün boyunca burada olacak. Değerli milletvekillerimiz gelip görebilecekler. Varank'a AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Ola ki eksikleri olabilir ama süreç içerisinde hem daha gelişir hem de daha güzelleşir. Yeni bir teknoloji kazandığımızı herkes kesin mi? Kesin değil. Tarihi bir anı yaşıyoruz. Yani ben gerçekten ağlamak istiyorum bu heyecan içerisinde. Ben kırmızı dedim ama Kapadokya diye Sayın Bakan tavsiye etti. Kayseri Kapadokya'nın merkezinde olan bir yol il olduğumuz için bölgemizi tanımlamanın açısından önemli diye düşünüyorum. Ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale çıkmasının ardından İstanbul'da yaşayan Faslılar sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğüyle Taksim Meydanı'na akın eden Faslılar takımlarının yarı finale kalmasını kutladı. Fas, Dünya Kupası favorilerinden Portekiz'i evine gönderdi. İstanbul'da yaşayan Faslılar takımlarının yarı finale çıkışını meydanlarda kutladı. Faslılar Taksim Meydanı'nda doyasıya eğlendi. İnşallah alacağız. Buraya kadar geldik alacağız. Yani eminim alacağız. Biz yani Fas için kazanmadık. Araplar için, Afrikalılar için, tüm Müslümanlar için kazandık. Faslı taraftarların kutlama yaptığı bir diğer yerde Esenyurt'tu.
Polis geçici olarak ilçe meydanına girişleri kapattı. Bu kazanç sadece bizim kazancımız değil, tüm Müslüman ülkeler kazancısı. Fatih'te ise Faslılar Vatan Caddesi'ni trafiğe kapattı. Sloganlar atan, meşale yakan Faslılara bir süre sonra polis müdahale etti. Fas Dünya Kupası'nda futbol tarihine geçecek hikayesini yazmaya devam ediyor. Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesinde sevinç büyük. Sürprizlere sahne olan Dünya Kupası'nı NTV Spor Servisi'nden Numan Gülşen'le konuşacağız. Numan hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Dün gerçekten bizi de şaşırttı, dünyayı da şaşırttı. Böyle bir sonuç beklemiyorduk ama bekleyenler de az değildi gerçekten. Çünkü Belçika, İspanya ve son olarak Portekiz. Fas nasıl bu seriyi yakaladı? Başarısını nereye saklı? Bekleyenlerden biri de bendim bu arada. Yani Portekiz karşısında. Bunun sebebi de şu. Özellikle İspanya maçındaki oynadığı oyun ve takım savunmasının nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir Fas. Ve İspanya'nın evet çok daha iyi oyuncuları var ki hatta İspanya o maçta toplamda 1050 pas yapmıştı ki bunu çok sık görmüyoruz herhangi bir karşılaşmada. Çok fazla pas yüzdesi yakaladı ama sonuca gitme konusunda problemler yaşadı. Belki de bu problemi yaşatan da Fas'tı zaten o yaptığı savunmayla. Özellikle takım savunması ve birlikte oynayarak o takım boyunu da kısaltarak anahtar olabilecek İspanyol oyuncuların geçmesini engelleyen bir Fas milli takımı vardı. Bunu İspanya karşısında gösterdi. Bu yüzden de Portekiz karşısında da o tur ihtimali Fas üstünden hep konuşuluyordu. İşte bunun sebebi bir İspanya maçı. Daha doğrusu tabii biraz daha geriye gidecek olursak grupta sadece bir gol yiyerek şu an için zaten bir gol yediler, hiç gollemediler. Onun dışında o golle zaten kendi kalesine atmışlardı Kanada maçında. Ve Belçika ve Hırvatistan gibi rakiplerin de olduğu gruptan lider çıkarak bu noktaya kadar geldiler. Artık bu noktadan sonra herhalde bu başarılarını tesadüf olarak yorumlamak biraz da sanki Fas milli takımına haksızlık olur. Çünkü başarılı bir istatistikleri var. Fas milli takımının oyuncuları dünyada büyük kulüplerde oynuyor mu açıkçası? Evet. Çok detayını bilmediğim için soruyorum sana. Hemen yani, anlatayım. Ya omurgasını bahsedecek olursak örneğin kalecisi Bono. İspanya'da 10 yıldır forma giyiyor. Sevilla formasını giyiyor. Sol bekleri Mazraoui Bayern Münih forması giyiyor. Sağ bek Eşref Hakimi. O da Paris Saint Germain'de oynuyor. O da İspanya doğumlu bir oyuncu aslında. Onun da detayını vereyim. Madrid doğumlu bir oyuncu. Son penaltıyı da İspanya maçında o atmıştı. Zamanında İspanya milli takımı için de çağrılmıştı Eşref Hakimi ama işte kader 2022'de döndü ve Fas milli takım formasıyla İspanya'yı eleyen futbolcu oldu son penaltıda. Yine Hakim Ziyech'ten bahsedebiliriz. Chelsea forması giyiyor. En-Nesyri dün golü atan oyuncu. O da Sevilla forması giyen bir başka oyuncu. O takım savunmasının liderlerinden biri Amrabat. Ön libero'da ki yakından tanıdığımız Nordin Amrabat'ın kardeşi. Bir süre önce Galatasaray'da forma giyen. O da Fiorentina forması giyiyor. Aslında baktığımız zaman Fas milli takımı bir Afrika takımı. Evet ama çoğunluğu Avrupa'da oynayan oyunculardan kurulmuş önemli, değerli bir takım. Yine teknik direktörleri de Avrupa futbolunda daha öncesinde oynamış ve şu anda da Fas milli takım teknik direktörlüğünü yapan Valik Regragui. Dolayısıyla önemli oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz Fas milli takımının. Dün akşamki maçta tabii en önemli fotoğraf karelerinden bir tanesi de Cristiano Ronaldo'nun yıkıldığı an. Evet. Gözyaşlarına hakim olamadı. Son kez katılıyordu Dünya Kupası'na. Hep bir karşılaştırma vardı. Messi, Ronaldo karşılaştırması. Messi yenildiğini mi hissetti acaba? Hem Ronaldo yenildiğini mi hissetti? Hem Messi'ye hem Fas'a karşı. Ne dersin? Tabii şu an 37 yaşında ve yaşı itibariyle son Dünya Kupası'nda kupayı ellerinde havalandırmak istiyordu Ronaldo. Ve bunun motivasyonuyla yola çıktı diyelim Ronaldo. Tabii hem Manchester United'dan ayrılık süreci ve Dünya Kupası'nın öncesine gelen o röportajlarını yayınlaması sanki biraz milli takımın önüne de geçmiş oldu. Ve tabii şöyle bir durum da var. Manchester United'da yedek kaldığı için bu problemleri yaşamıştı. Ama son iki maça baktığımızda Portekiz'de de milli takımda da iki maçtır maçlara yedek başlayan bir Ronaldo vardı. Sanki yavaş yavaş döneminin geçtiğini kabullenmesi gereken bir Ronaldo var gibi. Yani kabul etmesi gerekecek gibi artık. Bazı şeyleri sindirmesi gerekecek gibi. Çünkü yaşı itibariyle ve oynadığı futbol itibariyle sanki Ronaldo'nun yavaş yavaş düşüşe geçtiğini görüyor gibiyiz. O yüzden de evet son Dünya Kupası'nda kupayı kaldırmak istedi. Ama o gözyaşlarının altında elbette o başarısızlık ve belki de Messi'nin yola devam edişi de olabilir tabii.
Fransa'ya gidelim. Fransa dün İngiltere'yi yenerek yoluna devam etti. Hatta Fas'ın galibiyetinin ardından ben Twitter'da göz attım. Birçok yorumcu umarız Fransa devam etmez, İngiltere devam eder. Çünkü Fransa'daki o tarihte gelen bir karşılıklı bir husumet söz konusu. Evet. Hatta dün akşam zaten Paris'te bir takım olaylarla oldu. Ne diyorsun Fas-Fransa maçı için? Artık biraz herhalde Fas cephesinden sempati kazandığı için o taraftan da yorumlayabiliriz. Fas'ın bu oyunu çok önemli ve değerli. Hem İspanya karşısında hem Portekiz karşısında gösterdiği oyun o savunma planının altını çizmiştim. O planla devam ederse ki bence Dünya Kupası'ndaki amacını ve mottosunu çok net bir şekilde gösterdi Fas. Yani şöyle, örneğin İspanya maçında evet sizden daha değerli ve yetenekli oyuncular var ve tırnak içinde haddini bilerek oynamanın nasıl olduğunu gösterdi Fas. Kaldı ki yine Portekiz maçında benzer olmasını bekliyordum açıkçası ama Portekiz maçında çok daha fazla pozisyon bulan Fas olduğunu gördüm. Ve akan oyunda da golü bulan bir Fas vardı ve o golü bulduktan sonra tamamen savunma anlayışını artıran bir Fas ve dolayısıyla böyle bir oyun yine Fransa karşısında da bekleniyor açıkçası. Dün örneğin %22 ile topla oynadı. %65 ile Portekiz topla oynadı. Buna karşın 3'ü isabetli 9 şut buldu Fas. Bulduğu fırsatları değerlendirme konusunda da yetenekli ayaklarının olduğunu da söyleyelim Fas'ın. Ama Fransa cephesinden bakacak olursak tabii dün İngiltere'yi geçmeleri önemli ki kaldı ki denk seviyedeki karşılaşmalarda Fransa'nın açıkçası dün akşam itibariyle biraz daha zorlandığını söyleyebiliriz. İngiltere biraz daha ağır basan taraftı dün akşam itibariyle. Özellikle son bölümde beraberlik golünü de bulabilirdi ama Harry Kane'in kaçırdığı bir penaltı ve sonuç 2-1 Fransa lehine sonuçlandı. Sakatlıklarla girmiş olmasına rağmen Fransa'nın ki en önemli oyuncusu Benzema'nın turnuva başlamadan 1-2 gün önce sakatlanmasıyla beraber ona rağmen yine yoluna dolu dizgin devam etmesi oldukça önemli Fransa cephesinden. Dolayısıyla yine İki maça benzer bir maç bekliyor diyebiliriz. Finali kim oynar? Kimler oynar daha doğrusu? Gönlümüzden geçen Messi'nin oynaması ve Messi'nin kazanması. Ama sürprizlerle geçen bir turnuva olduğu için açıkçası Fas-Fransa eşleşmesinin sonucunu merak ediyorum. Ama Fas oynarsa da futbol severlerin mutlu olabileceğini düşünüyorum açıkçası bu sonuçlardan sonra. Teknik direktörleri de bu arada kendilerini Rakip Albağ'a benzetti. Ona benzer bir psikolojiyle oynadıklarını söylediler. Ona göre bir bakış açısı geliştirdiklerini insanların onlara karşı söyledi. Dolayısıyla Fas'ın oynaması da güzel olabilir ama sanki Fransa-Arjantin finali oynanacak gibi. Diğer taraftan Arjantin'in Hırvatistan'ı geçmesi bekleniyor. Teknik direktör dedin. Hemen aklıma bu Brezilya teknik direktörlüğü konusu geldi. Mevcut teknik direktör bırakacak. Evet, yani bıraktı da bıraktı diyebiliriz. Jesus ismi uzun zamandır dolaşıyor. Nedir orada bir Fenerbahçeleri üzecek bir adım atar mı Jesus? Şu an için konuşulanlar arasında ve ülkenin önemli gazetelerinden O Globo bu haberi paylaştı ve 5 ismin üzerinde dikkat çekti. Brezilya'nın uzun süredir ki 3 sene önce yapılan görüşmeyi de doğruladı federasyon yetkilileri ve Pep Guardiola'yı istiyorlar. Pep Guardiola tarafı da Brezilya milli takımını çalıştırmak istiyor ve ancak şöyle bir detay var, 24 milyon euro gibi yıllık bir kazancı olacak ve bu kazancı takıldıklarını ifade ediyor Brezilyalı yetkililer. Onun dışında tabii ki de ilk hedeflerden biri Jorge Jesus. Kaldı ki sarı lacivertlere imza atmadan önce de Brezilya'ya bir seyahati olmuştu. Net bir şekilde de Brezilya milli takımını istediğini söylemişti Jorge Jesus. Ve şimdi böyle bir sonuç gelince, hayal kırıklığı gelince Dünya Kupası'nda Jorge Jesus ismi ön plana çıkıyor. Onlarla birlikte anılan isimler arasında yine... Onun dışında Flamengo ile birlikte bu sene itibariyle şampiyon olan isimler var. Dorival Junior ismi geçen. Yine Fluminense teknik direktörü Fernando Diniz ve Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira'nın da ismi geçiyor ama iki isim daha önde gibi bir federasyonun istediği Pep Guardiola ama maliyeti çok yüksek. Onun dışında da Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus şu an için en büyük adaylar gibi. Evet, zaman gösterecek. Teşekkürler Numan. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler, ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Salgın ve doğal afetlerle birlikte insanların yaşam tarzı da değişmeye başladı. Özellikle salgından sonra çok sayıda kişi karavanda yaşamayı tercih ediyor. Doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin artmasıyla sektörde hareketlendi. Peki bu alternatif yaşam biçimlerinde ne gibi sorunlar var? Cevaplar NTV Ege Bölge Temsilcisi Meri Ak ve Murat Uygun'un haberinde.
Bir yanda çekme karavanlar, diğer yanda off-road camperlar. Bir başka seçenek ise motokaravan ya da tiny house. Yeni biçim yaşam tarzları salgın ve doğal afetlerle hayata girdi. Salgının yasaklı günlerinde hayatımıza girdi karavan ve o tarihten itibaren de her yıl daha da büyüdü. Sektörün en büyük eksikliği ise altyapının tam olmaması. Özellikle salgın döneminde artan doğayla iç içe yaşama isteği sektörü de hareketlendirdi. Günden güne artan bir talep var. Üreticiler yetişmeye çalışıyor. Hatta yurt dışında zaten hani ekosistem hep vardı. Orada da artan bir talep var. Sektöre talep bir önceki yıla göre %40 arttı. Ancak sorunlar da yok değil. Karavan alan istediği yere gidip rahat bir şekilde tatilini yapabiliyor. Aslında karavan bir özgürlüktür. Bu olması gerekiyor ama tabii ki de kullanım amacının dışına çıkılır ise başka kişilerin de özlük haklarına zarar verildiği zaman aslında birazcık çarpık bir düzen söz konusu olmuş oluyor. Son dönemde popülerleşen bir diğer yaşam biçimi de tiny house. Yani küçük ev akımı. Doğa severler genellikle 10 metrekareyi de 30 metrekare arasındaki taşınabilir evlere yöneldi. İşte çocuklu aileler için, ileri yaşlı insanlar için düz alanda bir yer sağlıyor. Temizliği kolay, yemek yapması kolay. 3 adımla tüm evinizi gezebiliyorsunuz ve bunu gezerken hiçbir şeyi de kaçırmıyorsunuz ve doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Son zamanlarda talebin arttığı alternatif yaşam biçimleriyle ilgili en büyük beklenti ise yerel yönetimlerin altyapı sağlaması. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalınız efendim.